Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten herkese selamlar. Şehri gezmeye başlamadan önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hem YouTube kanalımla ilgili, yaptığım işle ilgili, desteklerinizle ilgili. Hem de dün neler yaptım, bununla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim desteklediğiniz için. Seyahat ederken bir şeyler üretmeye başladım 4-5 ay önce ve bunun karşılığını da almaya başladım. Her geçen gün abone sayım artıyor, videolarım beğeniliyor, yorum alıyor. Bu gerçekten beni motive ediyor ve mutlu ediyor. Bunun için çok teşekkür ederim. Bunun yanında katıl butonum da açıldı. YouTube katıl butonumun açılmasına da onay verdi. Ve katıl butonuyla bana destek olan arkadaşlar da var. Onlara da çok teşekkür ederim. Eğer sizler de katıl butonuyla kanalımı desteklemek istiyorsanız çok mutlu edersiniz beni. Bunun dışında videolarım her geçen gün daha da fazla yorum almaya başlıyor. Bu beni çok mutlu eden bir şey. Ama can sıkıcı olaylar da yaşanıyor. Yorumlara, insanlara küfredenler, benim hakkımda ön yargılı konuşanlar, yargılayanlar, bana küfredenler oluyor. Ya bunlara hiç gerek yok. Ben keyifli bir iş yapmaya çalışıyorum. Ya ciddi bir şey değil bu yaptığım yani. Seyahat ediyorum ve maceralarımı sizinle paylaşıyorum. Beni tanımadan ya da başkasını tanımadan insanlara küfretmenin gerçekten hiçbir amacı ve mantığı yok. Bunu yapmayın yani, hiç gerek yok. İnsanların tadını kaçırmaya gerçekten hiç gerek yok. Şimdi düne gelelim. Dün ben erken kalktım. Planım şuydu. Sabah 3-4 saatlik bir boşluğum vardı. O ara ben şehrin merkezini dolaşır. Daha sonrasında öğlen de Harun abilere doğum günü partisine katılırım diye planlamıştım. Öyle düşünmüştüm. Ama işler umduğum gibi gitmedi. Sabah bir uyandım. Yağmur yağıyor. 2-3 saat sürdü yani yağmur. Durmadı. Ben de vaktimi boş geçirmek istemedim. Elimde bir tane video vardı. Onu editlemeye başladım. Onun dışında Harun abiyle kahvaltı hazırladık. Menemen yaptık. Kahvaltı yaptık beraber. Daha sonrasında öğlen hazırlandık ve doğum günü partisini yapmaya, kutlamaya. Böyle bir tane piknik alanı gibi bir yer var şehrin biraz dışında. Oraya gittik. Çok keyifli bir gündü. Çok güzel ağırladılar beni. İşte yöresel yemekler yaptılar. Ondan sonra Özbek pilavı yaptılar. Özbek pilavını ilk defa yedim. Gerçekten çok güzeldi. Mangal yaktılar. Onun dışında böyle farklı yöresel yemekler yapmışlar. Onları tattırdılar bana. Bol bol sohbet ettik, eğlendik. Çok güzel bir gündü. Tekrardan çok teşekkür ederim beni ağırladıkları için. Yani harika insanlar. Ben çok keyifli vakit geçirdim. Kırgızistan muhteşem başladı. Umarım öyle devam eder. Dün aslında ben hem şehir merkezini hem doğum günü partisini böyle bir video yapmak istemiştim. Ama sadece ufak görüntüler koyacağım doğum günü partisinden. Sizin de başınızı şişirdim birazcık, kusura bakmayın ama bunlar içimde kalsın istemedim. Söylemek istedim. Şimdi şehri gezmeye başlıyoruz. Bişkek'in en ünlü meydanına gidiyorum. Alato Meydanı. Artık Kırgızistan macerası başlıyor. Şehrin simgesi olan Alato Meydanı'na geldim. Öncelikle size Kırgızistan hakkında birkaç bir şey söyleyeyim. Daha sonrasında meydan hakkında konuşalım. Heykel hakkında konuşalım ve ondan sonra burada bir tane park var, oraya gidelim. Kırgızistan, Orta Asya'da bulunan yaklaşık 7 milyon nüfuslu, doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir ülke. Kırgızistan'ın para birimi som ve bugünün kuruyla 1 TL 10 som yapıyor. Seyahatimin ilerleyen zamanlarında hep birlikte göreceğiz. Hani Kırgızistan pahalı bir ülke mi? Türk lirasıyla buraya gelip seyahat etmek mantıklı mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Alato Meydanı ile ilgili de şunu söyleyebilirim. Burası şehrin simgesi. Devlet törenlerinin yapıldığı, kutlamaların yapıldığı, festivallerin yapıldığı bir meydan ve aynı zamanda insanların da buluşma noktası. Bu heykel de Manas heykeli. Peki kimdir bu Manas ve Kırgızlar için neden önemli? Hemen ondan da bahsedeyim. Manas Han, Türk Altay ve Kırgız mitolojisindeki bir hakan ve aynı zamanda Manas Destanı onun hikayesini anlatıyor. Manas Destanı bizlerin aşina olduğu bir destan. Kırgızların milli destanı. Destanda o dönemdeki Kırgızların durumunu ve Manas Han'ın yaşadığı olayları anlatıyor. O yüzden şehrin en önemli yerine, sembol noktasına Manas Han'ın heykelini dikmişler. Kırgızlar için çok önemli bir şahsiyet. Güneş tam tepede, hava inanılmaz sıcak. Ben de birazcık yandım. Bundan sonra farklı bir yere gitmeyi düşünüyordum ama hazır hava sıcakken burada bir tane park var. Size orayı göstermek istiyorum. Şimdi parkın oraya ufak ufak yürüyelim.
meydanda her yerde bu havuzlardan var ve çocuklar falan hep yüzüyor içinde. Bak burada var, ondan sonra karşıda var, daha sonrasında meydanın ortasında var. Böyle irili ufaklı havuzlar var meydanın bu bölgenin etrafında. Ve çocuklar hava sıcak olduğu için giriyorlar, yüzüyorlar, eğleniyorlar. Acayip hoş bir şey aslında. Keşke ben de girsem de işte. Olmuyor, yaş oldu artık yerdesi 28. Şimdi ben bu yaşta buraya girsem insanlar tuhaf tuhaf bakar, hiç gerek yok. Dayı nasıl daldın öyle ya? Tamam, şeyi söyleyecektim. Burada burası İran gibi değil. İnsanlar yola adım attığınız an yol veriyor diyecektim. Dayı aradan daldı. Burada şöyle bir kültür varmış. Mesela yaya geçidinin olduğu yerlerde ışık varsa ışığı bekliyorsun normal olarak. Ama ışık yoksa yayanın önceliği var. Adım attığın an arabalar duruyor. Diğer arabalar durmuştu da dayı birazcık böyle yandan gelince ben de şaşırdım. Güzel bir kültür yani, yayanın önceliği var. Onu söylemek istemiştim size de. Şimdi poğaça almaya gidiyorum, kahvaltı yapmadım. Daha yeni yeni acıktım daha doğrusu. Sabah bir şey yiyemiyorum pek. Bir tane bulursam samsa alacağım. Sokakta satılan böyle soğuk içecekler var. Onlardan alacağım, onları da göstermek istiyorum size. Sonra parka geçeceğim, biraz dinleneceğim, sonra gezeriz orayı. Samsı var mı? Var. Kanca som? 45 som. İki tane alabilir miyim? Rahmat, teşekkürler. İyi günler. Rahmat, teşekkür ederim anlamındaymış. Kanca som'da kaç para, yani kaç som? Az buçuk öğreniyorum, öğreneceğim. Yani öğrenebildiğim kadar öğreneceğim. Hoşuma gidiyor aslında böyle gezdiğim şehirlerin dillerini az buçuk öğrenmek, en azından konuşabileceğim kadarını öğrenmek hoşuma gidiyor. Böyle ben konuşunca karşıdaki de mutlu oluyor yani. Hani nasıl biz yabancılar Türkçe konuşanı çok tatlı buluyoruz ya. Belki onlar da öyle buluyordur, bilmiyorum yani. Gülümsüyorlar çünkü. Bakalım, artık öğrenebildiğim kadar öğreneceğim, hep birlikte göreceğiz. Ben şimdi parka geldim. Gölgelerdeki bütün bankları kapmışlar. Ben de kendime böyle bir yer buldum. Burada kahvaltımı yapacağım. Sonra gezmeye başlarız. İçeceği alırken öyle güzel bir video çekemedim sanırım. Yani öyle tahmin ediyorum. Orada müşteriler falan geldi. Birden kalabalıklaştı. Elimde poşet, telefon, para, içecek derken elim ayağım birbirine dolandı. Ben dedim ki hani oturduktan sonra rahat rahat anlatırım. Her köşe başında satıyorlar o içeceklerden. Yala tadını yanlış tahmin etmiyorsam Marcos'u böyle sodalı, ekşili bir tat geliyor. Benim çok hoşuma gitmedi ama soğuk yani, o açıdan güzel. Belki Samsı'yla iyi gider. Orada fiyatları da yazıyor. İşte en pahalısı 6 lira, o da 1 litre. Ben de böyle ufak bir bardak aldım. 1.2 TL bu, yani 12 som. Yani çok güzel bir tadı yok. Ben çok beğenmedim ama ara ara içer denerim. Belki bir tanesi güzel denk gelir, bilmiyorum. Şimdi karnımı doyuracağım, ondan sonra burada biraz soluklanırım, parkı gezmeye başlarız. Bunun içinde de et var. Sucuk çok güzel. Bununla beraber fena değil. Tek başına çok iyi değil de samsıyla beraber güzel gitti. Karnımı doyurdum. Şimdi parkta yürümeye başladım. Samsılar çok lezzetliydi. Tanesi 4,5 TL'ydi bu arada. Ben söylemeyi unuttum. 45 som yapıyor o da. Şimdi parkta dolaşmaya başladım. Valla burası çok güzel bir park. Yemyeşil. Zaten merkezi bir yerde. Konumu çok güzel. Alato Meydanı'nın hemen yanında. Ben Bişkek'e ilk geldiğim günün akşamı yine Harun abiyle birlikte bu parka gelmiştim. Beraber dolaşmıştık bu parkta. İnsanların genellikle tercih ettiği park burası oluyormuş. İsmi Oak Park. O yüzden bu park diğer parklara göre biraz daha kalabalık oluyormuş. Ama benim çok hoşuma gitti. Yani yemyeşil. Zaten genel olarak Bişkek yemyeşil. Her yanı ağaçlarla dolu bir şehir. O özelliği benim çok hoşuma gitti. Parkı da çok beğendim. Bişkek'ten ayrılana kadar ben her gün buraya gelmeye çalışırım. Vakit geçiririm burada. Hani hiçbir şey yapmasam bile burada otururum, bir şeyler içerim, kitabımı okurum, müzik dinlerim. Vakit geçiririm yani. Belki insanlarla tanışırım. Bilmiyorum ama kesin gelirim yani. Ona eminim. Parkta bir şey daha dikkatimi çekti. Bir sürü heykel var. Ben sadece Karl Marx ve Friedrich Engels'in heykelini tanıyabildim. Onun dışındaki heykellerin kimlere ait olduğunu bilmiyorum. Heykelleri de tanıyamadım. Ama tahminimce Kırgızistan'ın tarihinde önemli yere sahip olan işte sanatçıların, politikacıların, askerlerin heykelleridir diye düşünüyorum.
şöyle markete doğru yürüyordum da yani dedim ki ne kadar çok heykel var. Bayağı bir dikkatimi çekti. Onu sizinle paylaşmak istedim. Ama öyle çok göze de batmıyor heykeller. Yani şey demedim ben ya ne kadar çok heykel var, ne kadar gereksiz iş demedim yani. Bilmiyorum, benim öyle çok gözüme batmadı. Güzel duruyor, bilmiyorum. Şimdi çok susadım. Suyum bitti. Markete gideceğim. Suyumu alacağım. Ondan sonra şehrin diğer tarafında görmek istediğim bir yer var. Oraya doğru yavaş yavaş yürüyeceğim. Caddenin genişliğine bakın. Çift gidiş, çift geliş. Daha sonrasında böyle bir kanalizasyon sistemi var. Bu kanalizasyon sistemi bu ağaçlara bağlanıyor. Hatta onu şöyle yapmışlar. Şurayı görüyor musunuz? Bu delikten her yerde var. Bu kapalı çünkü cadde tarafı olduğu için kapalı. Ama ağaçlıkların olduğu kısımlarda öyle delikler var. Yağmur yağdığı zaman ya da bir yerden su geldiği zaman işte bu kanalizasyon sistemiyle bu ağaçları suluyorlar. Yani o sular boşa gitmiyor. Ağaçlar da bu şekilde sulanmış oluyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar geniş bak. Çift gidiş, çift geliş yol. Ağaçlık alanı ne kadar geniş olduğuna bakın. Bir de kaldırımın ne kadar geniş olduğuna bakın. Bişkek'te birçok sokak, birçok cadde böyle diyebilirim. Bunun da bir sebebi var. Lafı oraya getirmek istiyordum. Ondan böyle uzun uzun anlattım. Zamanında Bişkek Sovyet himayesi altındaydı ve Sovyetler de geniş caddeleriyle ve o bize donuk gelen mimarisiyle, apartman bloklarıyla meşhur. Onun etkisini de görüyoruz yani. Caddeler geniş, yollar geniş, kaldırımlar geniş ve her yer ağaçlık. Zamanında böyle geniş yollar yapmışlar, geniş kaldırımlar yapmışlar ve her yere ağaç dikmişler. Bu işte gerçekten çok başarılılar, bunu söylemeliyim. Yani insan yürürken, ya bakın normalde hava 35 dereceden belki fazladır ama ağaçlar sayesinde gölgede yürüyoruz. Böylelikle ağaçların, yeşilliğin, doğanın kıymetini daha iyi anlıyor insan. Yani ben halen ağaçları kesen zihniyetin neden böyle bir şey yaptığını anlamıyorum. Israrla devam ediyorlar. Doğayı korumazsak üzülen taraf, kaybeden taraf biz oluruz. Yani bir türlü öğrenemedi bunu insanlar. Umarım öğrenirler. Böyle de kamu spotunu da ufaktan vereyim. Yürümeye devam edeyim. Bu arada su aldım. 1 litre su. 30 som 3 TL. Çok soğuktu. Biraz ısınmasını bekliyorum. Hava sıcak zaten. 2 dakika şuraya böyle güneşin altına koydum. Biraz ısındı. Yavaş yavaş içe içe yürüyorum. İnanılmaz sıcak. Güneş gözlüğü almıştım yanıma taktım. İlk defa işe yaradı. Süper. O çok güzel oldu ya. Hiç unutmamışım. Ha, unutsam yanmıştım ya. Gözümü açamıyorum normalde. İnanılmaz bir güneş ve sıcak var. Baksanıza ya. Cadde nerede? Ağaçlık alana bak. Yürüyüş yoluna bak. Daha sonra binalar başlıyor. Gerçekten çok hoşuma gitti bu durum. Yani bizde mesela binaları yapıyorlar önce. Ondan sonrasında yol geçirmeye çalışıyorlar. Burada önceden yolu yapmış, ağaçlık alanını koymuş, yürüyüş yolunu koymuş, bisiklet yolu da var. Onu da koymuş. Daha sonrasından binayı yapmış. Yani gözüken o. Benim anladığım o. Ben Buca'da yaşıyorum mesela. Binadan adım atacak yer yok. Bir de araba park etti mi zaten yollara, mahallelere, caddelere bitti yani. Geçemez kimse. O yüzden burası, yani bu sistem hoşuma gitti yani. Hayran kaldım diyebilirim. Çok güzel çalıp söylüyordu çocuk ya. Keşke benim de öyle bir yeteneğim olsaydı. Neyse. Hazır Sovyetlerden bahsediyorken bir bilgi daha vermek istiyorum. Şimdi Sovyetler zamanında şehrin altına bir şehir daha kurmuşlar. Ve yeraltı sistemi kurmuşlar. İşte telefon kablolarını, ondan sonra sıcak su borularını, ısıtma borularını yerin altından geçirmişler. Ve sıcak su borularını ve ısıtma borularını tek bir merkeze yönlendirmişler. O da şehrin dışında bir santral. Harun abi ilk geldiğim gün o santrali bana gösterdi. O santralden bütün şehre tek bir hat üzerinden gönderiyorlarmış ve her sene Kasım ayında açılıp Mart ayında kapanıyormuş o santral ve
1-1,5 ay gibi her senede bakımı yapılıyormuş. Yani siz isteseniz de evinizden kapatamıyorsunuz. Ayrı bir vana yaptırmanız gerekiyormuş. Sıcak su hattı için, sıcak su borularını kontrol edebilmek için. Böyle bir bilgiyi öğrenmişken sizinle de paylaşmak istedim. Şu an belediye binasının oradayım. Belediye binasının hemen karşısında da şehirdeki diğer önemli bir bina var ve böyle güzel değişik çiçekli bir yol var. Sanırım Filarmoni binası salonu gibi bir şeydi ismi. Tam hatırlamıyorum. Şu an şehrin yine yani merkezi burası. Merkezindeyim. Bu caddede zaten ana cadde. Şehrin en önemli caddelerinden bir tanesi. Şu an şehrin diğer tarafına doğru yürüyorum ama çok sıcak. Aslında Oş Pazarı'na gitmek istiyordum ama yetişemeyebilirim. Yetişirsem Oş Pazarı'nı da çekip bu videoya koyacağım. Ama baktım böyle video çok sıkışık gibi oluyor. Oş Pazarı'nı farklı bir videoda yapabilirim. Şu an onu düşünüyorum, sıcaktan beynim durdu. Hava fena, çok fena. Öğlen içtiğim şey var ya, arpa suyu, bak abla satıyor. Sonra o köşe başında satıyor. Bu köşe başında da var. Neredeyse her köşe başında bu ablalar bu arpa sularını satıyorlar. Bu arada ben Oş Pazarı'na gitmekten vazgeçtim. Saat zaten 4 olmuştu. Yani bu saatten sonra artık gitmenin bir anlamı yok. Belki erken kapatıyorlardır. Boşu boşuna günü öldürmeyeyim diye. Geri merkeze doğru yürüyorum şimdi. Hazır o köşelerde ablaları görmüşken onu da göstereyim dedim size. Şimdi o döviz bürolarının o tarafa doğru gidiyorum. Orayı da göstereyim size. Kırgızistan'daki koronavirüs durumundan ve yasaklarından da bahsedeyim biraz. Aslında yasaklardan bahsedecek çok fazla bir şey yok. Çünkü bir yasak yok. Sadece büyük AVM'lere ve büyük marketlere girerken maske takmanızı istiyorlar. Ama gördüğüm kadarıyla insanlar girdikten sonra maskelerini çıkarıyor ve maskesiz dolaşıyorlar. Yani şu an mesela bende de maske yok. Videoda fark etmişsinizdir. Sokaklarda kimsede maske yok. Yani çünkü buradaki vakaların çok düşük olduğunu hatırlıyorum. Sayıyı hatırlamıyorum ama vakalar çok azdı ve ölüm sayısı çok uzun bir süredir 9'u geçmemiş. 10 olmamış yani günlük vefat sayısı. Yani bu rakamlar doğru mudur bilmiyorum. İnternetten baktığım, gördüğüm, okuduğum kadarıyla söylüyorum. Burada daha detaylı bir şey öğrendiğimde yine size anlatırım, açıklarım ama şimdilik gördüğüm durum bu. Neredeyse hiç kimse maske takmıyor. Belki bunda sıcak havanın da etkisi var ama sonuçta takmıyorlar. Şimdilik ben de sokaklarda maskesiz dolaşacağım gibi duruyor. Çünkü hava gerçekten çok sıcak. Maskeyi takınca insan nefes alamıyor. Zaten sokaklar geniş, cadde geniş, kaldırımlar geniş. Bir şey olmaz umarım ya. İran'da da böyle devam ettim. Burada da böyle devam edeceğim gibi. Umarım hastalanmam. Harita yanlış göstermiyorsa karşıdaki tren istasyonu. Bu abiyi tanımıyorum. Burası da böyle güzel bir park yine. Ben şimdi Vefa Center'a geldim. Burası küçük bir alışveriş merkezi. Paramı ben bunun içinde bozdurdum. Bir tane döviz bürosu var. En uygun o bozuyordu. Orada bozdurdum. Ama şimdi karşıya geçeceğim. Karşıda 4-5 tane döviz bürosu var. Aklınızda bulunması için gösteriyorum. Yani bu bölgelerdeyseniz paranızı burada da bozdurabilirsiniz. Çünkü ben merkez tarafında, daha merkezi yerde o. Alato Meydanı'nın o tarafta çok fazla döviz bürosu görmedim. Belki ben dikkat etmemişimdir. Ama bu taraflara doğru gelirseniz buradaki döviz bürolarını da görün, bilin istedim. O yüzden buraya geldim. Size göstermek istiyorum. İlk döviz bürosu burası. Hemen dolar euroya bakalım. Mesela doların alışı 83,5, satış 84,2. Euronun alışı 100,1, satışı 102,5. Diğer para birimlerini bilmiyorum. Bunlarda TL yazmıyor zaten, dolarla euro bozabilirsiniz burada rahatlıkla. Şimdi aşağıda bir tane daha var. Onu da göstereceğim. Ben gelirken gördüm. Aşağıda bir iki tane daha var ama onlar kapatmış. Size bu açık olan ikisini göstereyim. Aklınızda bulunsun. Hemen bakın bu sokak. Bu sokak, şu karşıda da hemen Vefa Center var. Küçük AVM, bir ihtiyacınız varsa içinde market de var. Bir sürü bir şey var. Oradan da ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Bakın burada dolar aynı. 83,5'a 84,2. Euro 101,2'ye 102,3. Yani çok fazla oynamıyor aslında. Bazı yerlerde oynuyor. Mesela Alato Meydanı'nın orada bir tane şey vardı, döviz bürosu vardı. O biraz şeydi yani, farklıydı. Biraz daha merkeze yakın olduğu için düşükten bozuyorlar. Buralar biraz daha merkeze uzak olduğu için daha uyguna bozuyor. Ola ki buralara gelirseniz
Bozun yani, buralardan bozun derim. Şimdi Vefa Center'ın içinde bir tane şey var, operatör şirketi var. Birçok yerde vardır ama ben burada yaptım işimi. Şimdi havaalanında indiğiniz zaman, şehre geldiğiniz zaman size bir tane sim kart veriyorlar. Eve gidince ben o sim kartı nasıl kullanacağınızı, nasıl para yükleyip internet, mesaj hakkı, arama hakkı alacağınızı söyleyeceğim, anlatacağım. Çünkü yanımda sim kart yok. Evde bıraktım. Eve gidince anlatacağım onu. Bu yoldan dümdüz yürüdüğünüz zaman hiç sapmadan Vefa Center'ın oraya çıkıyorsunuz. Aşağı doğru yürüyordum ben, merkeze doğru. Bakın burada da şeyler var. Döviz büroları var. Bir sürü döviz bürosu var burada da. Ta sokağın sonuna kadar gidiyor. Bak, ilkine bakalım mesela. Alış 9.5, satış 10.5 Türk lirası. Burada da 9.70'e 10.30. 9.75'e 10. Yani çok ufak oynuyor. Ben bozduğum yerde o Vefa'da 1'e 10'du yani. Tam olarak 1'e 10 bozmuştum. Belki o günün şansına, bilemiyorum ama kurlar bu şekilde. Ben 1'e 10 olarak hesaplayacağım bu seyahatimde. Böyle çok ciddi bir değişiklik olmadığı sürece daha rahat oluyor. Gördüğünüz gibi her yerde döviz bürosu var. Boylu boyunca bu sokak döviz bürosu. Ta ileriye kadar gidiyor bir sürü. O yukarı kadar yürümenize gerek kalmadı. Daha yakın. Ben şimdi haritadan buranın konumuna bakacağım. Bu caddenin adını öğrenirim. Aşağıya yazarım. Bu taraflara gelirseniz ta yukarı kadar çıkmanıza, yürümenize gerek yok. Buradan da bozabilirsiniz. Şimdi Zafer Anıt'ın olduğu yere geldim. Bu anıt 2. Dünya Savaşı sırasında tamamlanmış. Ortada bir tane sönmeyen ateş var. Bir de burada bir kadının heykeli var ve bu kadının bir hikayesi var. Savaşa giden oğlunu ve kocasını bir umutla beklemiş ama oğlu ve kocası dönmemişler ve sanırım bu hikayenin anısına bu anıtı inşa etmişler. Kırgızistan'da evlenen çiftler ilk eğlencelerini bu anıtta gerçekleştiriyormuş. İnternette böyle bir bilgi okudum. Hani bunu bir Kırgız'a sormadım, doğru mu değil mi bilmiyorum ama internette böyle yazıyordu. Hatta birkaç tane fotoğraf vardı. Burası Alato Meydanı'na oldukça yakın bir yer. Alato Meydanı'na gelmişken, orayı ziyaret etmişken buraya da gelebilirsiniz. Hatta şu ileride bir tane UFO'msu bina var. Onu gördünüz mü? Doğru geldiniz demektir. Onun hemen çaprazında Zafer Anıtı, Zafer Meydanı bulunuyor. Şimdi ben o Oak Park'ın oraya, sabah gittiğimiz parkın oraya doğru yürüyeceğim. Birazcık karnım acıktı. Yolda bir şeyler görürsem karnımı doyururum, atıştırırım. Daha sonrasında birazcık o meydanda takılacağım. Alato Meydanı'nda. Parkın orada takılacağım. Sonrasında artık eve kaçarım. Dünyanın yolunu yürüdüm. Sandviççi bulamadım kendime. Canım sandviç çekmişti. Böyle yöresel yemek satan bir yer de bulamadım. Hani böyle tabağa alayım, paket yaptırayım, gelin parkta yiyeyim istedim ama bulamadım. Artık bu öğlen samsı aldığım yerden samsı, bir de kartuşka diye bir şey aldım. O da bizim pişiye benziyor. Bizim pişiyen, daha tadına bakmadım da görüntüsü öyle. Bunları yiyeceğim şimdi, çok acıktım. Önce kartuşkadan başlayalım. Bizim pişi, içinde patates var ama. Şöyle içinde birazcık patates var. Binalar çok ilginç ya. Ya böyle Sovyet döneminden kalan eski binalar. Gri hepsi, böyle çok garip. Hani birçok insan çok donuk ve soğuk buluyor, böyle itici buluyor ama bana çok ilginç, garip geliyor. İlgimi çekiyor, hoşuma gidiyor yani öyle binalar. Kocaman bina ya, belki 500 tane daire vardır o binada. Böyle bir büyük bina olamaz ya. Bir sürü öyle bina var. Bilmiyorum ya, soğuk görüntüsü mü hoşuma gidiyor, onu da anlamadım ama ilginç geliyor bana yani. Binaları takip ede ede işte Zafer Anıtı'nın oraya gittim. Ondan sonra da işte öğlen bu samsa aldığım yerden bu pişiyle samsıyı aldım. Geldim buraya. Bu arada meydan bayağı canlı ha. Gün batmış ya, insanlar Alato Meydanı'nın oraya akmışlar. Yine bu parka gelmişler. Bayağı kalabalık yani etraf. Bir de haritada Lenin heykeli yazıyordu. Dedim ki hani daha önce hiç bu taraflarda dolaşırken görmemiştim. Onu da göreyim diye Lenin heykelinin o taraftan yürüdüm. Biraz daha uzattım yolu. Onu da gördüm. Başım göğemeyerdi. Ermedi ama görmek istedim yani. Buna hakkını yemişiz ya. Dünyanın patatesi varmış içinde. Birazcık var dedim de. Bayağı patates koymuşlar. Şimdi burada Kırgız halkı yaşıyor ama çok fazla Rusça konuşuyorlar. Ruslar da yaşıyor yani bu bölgede. O yüzden bir yere gittiğinizde, mesela Kırgızistan'da Bişkek'te atıyorum, bir yere gittiğinizde Rusça da çok duyacaksınız. Eğer buralara gelirseniz şaşırmayın. Çok fazla Rusça var. İlk başta ben şaşırmıştım da Harun abiye sordum.
bu bölgede Rusların da yaşadığını söyledi. Yani bayağı Rusça duyuyordum ben geldiğimden beri. Demek ki sebebi buymuş. Bir de Kırgızca ile Rusça birazcık yakın sanırım. Belki ben Rusça olarak anlıyorum. Onu da tam bilemiyorum yani. Şimdi yalan söylemiş olmayayım. Bişkek'le ilgili şunu söyleyebilirim. Yani böyle nefes alarak rahat rahat gezdiğim, yeşilliklerin içinde gezdiğim çok güzel bir şehir. Ya bayağı şehir nefes alıyor ya. Hani her yer bina, beton ama ağaçlardan o binalar, betonlar gözükmüyor yani. Bu kadar güzel planlayamazlar bir şehri ya. Gerçekten o çok hoşuma gitti. Her yerde irili ufaklı parklar var. Yani parkın boyutu önemli değil. İrili ufaklı her yerde parklar var ve insanlar bu parklarda oturuyorlar, vakit geçiriyorlar. Sadece bu Oak Parkı'ndayım ben şu an. Öğlen geldiğim parktayım. Sadece buraya gelmiyorlar. Yine en bilindik yer olduğu için burası biraz daha kalabalık ama diğer parklarda da insanlar var. Ve o kadar çok ağaç ve yeşillik var ki gerçekten hayran kaldım ya. Bak çok samimi söylüyorum, benim çok hoşuma gitti. Yani bunları gözlemledim. Bunları sizle paylaşmak istedim. Çünkü yani seyahat ediyorum, gözlemlerimi paylaşıyorum genellikle videolarımda. Öyle tarihi bilgi çok vermek istemiyorum. Çünkü tarihçi değilim. Hata yapıyorum, yanılıyorum. Sonra küfür yiyorum, üzülüyorum. Gerek yok. Bu eğlence kanalı yani, seyahat kanalı. Çok güzelmiş bu dağ. 20 som, 2 lira. 45 som samsı, 4,5 lira. 6,5 lira yaptı ikisi. Ya bunu da marketten aldım, 2,5 lira. Ben bunu normal 1,5 litrelik su zannettim. Meğerse sodalı suymuş. Böyle hafif asitli bir su. İç öldüm, bitmedi ya. Sevmiyorum da çok böyle şeyleri ama aldım bulundum yani, bitireyim dedim. Evimde dolandırıyorum. Arkadaşlar ben şimdi evdeyim. Herkes uyudu, video çekemedim. O yüzden birazcık kısık sesle konuşacağım, kusura bakmayın. Şimdi size sim kart olayını hızlıca anlatmak istiyorum. Havaalanında indiğimizde o ünlem işareti olan firmanın sim kartlarından dağıttılar. Bana da bunu verdiler, telefonuma taktım. Arkasında da tarife bilgileri yer alıyor. Hemen hızlıca tarife kitapçığını inceleyelim. Mesela bu haftalık olan tarifeler, örneğin en pahalısı 22 lira yani 220 som sınırsız internet. Kendi operatörüyle sınırsız konuşma, 60 dakika diğer operatörlerle konuşma ve sınırsız mesaj hakkı var. Mesela o tarifi yapmak istiyorsanız şu aşağıda yazan kodu giriyorsunuz. Tabii öncelikle telefonunuza para yüklemeniz gerekiyor. Bunun için de makinalar var. Ya bu bayiye gidiyorsunuz, o ünlemin bayisine gidiyorsunuz. Artık nasıl okunuyor bilmiyorum. O bayiden yüklüyorsunuz ya da o operatörün böyle makineler oluyor. Her operatörün makinesi oluyor. Onlar ücretsiz oluyor. Oradan para yükleyip bu tarifeleri telefonunuzla mesaj atarak telefonunuza uygulayabiliyorsunuz. Mesela bir de aylık tarifeye bakalım. Aylık aynı sınırsız internet, 60 dakika konuşma, sınırsız mesajlaşma 750 sonmuş. Yani 75 liraymış. Onun için de işte yıldız 155, yıldız 31 kareyi tuşlayarak telefonunuza bu tarifeyi yapabiliyorsunuz. Bunları örnek olsun diye söyledim. Şeyi söylemiştim yani, makineler var diye. Mesela operatörün kendi makinelerini kullanırsanız işlem ücreti almıyor. Ama onun dışında ortak makineler var. O makineleri kullanırsanız böyle cihazlar, onlardan atıyorum 1 lira gibi bir kullanım ücreti kesiyor. Bunu AVM'lerde görebilirsiniz. Yani ben o Vefa AVM'ye girdiğimde orada o bir sürü makineden görmüştüm. Hatta küçük bir videoda çektim size örnek olsun diye. Yani çok zor değil, bedava veriyorlar bu hatları. Sanırım en iyisi buymuş. O yüzden havaalanında şansıma da bu denk geldi. Diğer operatörler de dağıtıyormuş sanırım. Ben birkaç gün sonra kendime internet yükleteceğim. Çünkü YouTube'a video yüklüyorum, çok fazla internet yiyor. Büyük ihtimalle aylık internet alacağım ve sınırsız internet alacağım. Ve şöyle bir olay da var. Mesela 750 son diyor ya, 75 lira aylık internet. Ama hotspot yapabilmeniz için, yani internetinizi dağıtabilmeniz için 100 som yani 10 lira daha ek ücret ödemeniz gerekiyor ki hotspot yapabilirsiniz, yani internetinizi dağıtabilirsiniz. Onu da sanırım bayiden yapabiliyorsunuz ya da ekstra ücret ekleyerek hotspot yapacağınızı da telefondan bir şekilde yapıyorsunuz sanırım. Onu çok net bilmiyorum ama bayiden yapmanız daha mantıklı. Bayiden eğer bu numarayı kaydedip kullanmak istiyorsanız kimliğinizin bir tane fotokopisini alıyorlar. Ben aldım ama kayıt yaptırmadığım için ben de şu an
Bu kimlik fotokopisiyle, yani pasaport fotokopisiyle daha doğrusu, gidip telefon kaydımı yaptıracağım ve daha sonrasında tarifemi telefonuma yükleyeceğim ya da yükleteceğim. İnternet olayı, sim kart olayı bu şekilde. Bugün çok keyifliydi, çok güzeldi. Birazcık yoruldum, çok yürüdüm ama gerçekten buna değdi. Umarım siz de beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Lütfen abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için tekrardan çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.